Selam 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 kardeşlerim, kardeşiniz Berkay konuşuyor. Şu anda arabadayım ve paketleri arkaya yerleştirdim. Şimdi biraz arabanın kendine gelmesini bekliyorum. Birazdan Hatun'la Lito'yu Knapstein'e bırakacağım. Küçük kız kardeşiyle görüşecekler. Onun da 3 tane çocuğu var arkadaşlar. Yani kaç yaşında? 25 yaşında falandır herhalde Gülhan. Onunla görüşüp işte çocuklarla falan oynayacaklar, bilmem ne, bir şeyler yerler içerler. Ben de paketleri göndereceğim. Birkaç paketim var. Dün gönderdiğim bir paketi gidip soracağım neden gitmemiş hala bugün diye. Onun için bir bilgi alacağım arkadaşlar. Ondan sonra Cuma'da eve geleceğim. Belki ama kandırabilirsem de bir giderken, şimdi onlar orada yiyeceği için yemeği, belki bir Burger King'den bir menü patlatabilirim abi. Çünkü güzel oluyor yani. Güzel oluyor abi. Ne öttün lan gene? Ha. Bir şeye sıkıştırmışız arabayı ya. Yemin ediyorum ha. Ne oluyor lan? Tamam işte. Kapat ya. Şuradan bir dönebilirsek. Aynen. Arkadaşlar hava felaket. Kapı açık ya. Şöyle. Evet, şimdi burada da yer yok gene. Adam abi, yani çocuk şimdi buraya şey yapıyor. Şu çöp bizim mi acaba abi? O çöp bizim değil. O çöp acaba kimin? Şimdi şöyle yapayım da abi, şuraya. Onlar da şimdi iner. Bakayım indiler mi? İnmediler. Şöyle komşunun evinin önünde duralım arkadaşlar. Bu arada da ufaktan sohbet ederiz. Şimdi bugün işlerimiz bu şekilde. Dediğim gibi teyze buraya mı gireceksin? Yok. Böyle ufaktan bir şey yapacağız. Bir atraksiyon yapacağız. Ondan sonra evimize geleceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da takılacağız. Şimdi bu canlı yayın olaylarını biraz daha böyle çözmeye çalışıyorum. Yani nasıl çözmeye çalışıyorum? İşte canlı yayında nasıl bir, hani bu chat'i meti nasıl yaparız? Onu nasıl yaparız? Bunu nasıl yaparız? Çoklu yayınları nasıl yaparız? Daha fazla kişiye nasıl ulaşabiliriz? Bir de YouTube partnerlerini araştırıyorum arkadaşlar. YouTube partnerleriyle çalışabilirim. Evet, geliyorlar şu anda. Dediğim gibi. Dur, şu fırça yemeyelim de. Geliyorlar şimdi. Ne oldu lan gene? Niye sinirlisin? Ben ne yapayım? Baba, babamı gördüm canım baba. Allah Allah, öyle mi diyorsun? Bak şapkan da buradaymış ya. Evet arkadaşlar, Lito geldi. Dur, şimdi de video çekerken müzik açamıyoruz. Neden? Lito? Tamam babacık, kalsın bir tanem benim. Anne baba götünü yesin mi? Tamam yesin. Teşekkürler izin verdiğin için. Evet arkadaşlar, bebeğim de geldi. Evet kucacığım. Evet. Sen de bebeksin, anne de bebek. Anne bebek. Ne anne? Annem benim bebeğim. Nesli ama annem benim hala gözümde bebek. Tamam babacığım, sen Elvis lidersin değil mi babacığım? Evet. Arkadaşlar iki tane ismi var Lito'nun. Biz Lito diyoruz ama Elvis. Elvis de benim Elvis hastalığımdan dolayı. Elvis lider de, liderlik ruhunu da. Tom Hanks koronavirüsüne yakalanmış, duydun mu karısıyla beraber? Yapma ya. Vallahi. Merkel ne demiş, duydun mu? Ne demiş? %65'i demiş, %65'i mi 75'i Almanya'nın demiş virüse demiş bulaşacak demiş. Merkel mi demiş? Arkadaşlar Almanların da bu şeyi güzel işte, yani devlet başındaki kadın bile direkt bunu söylüyor yani. Hani saklama gereği falan duymuyor. Diyor ki kardeşim bulaşacak, kaçamayacaksınız yani. %70'i koronavirüsüne ama şöyle
tabii. Buraya gelene kadar aynen. O virüs. Bulaşacak ama zaten diyor 60-65 yaşın altındakilerin tabii. Korkmasına gerek yok. Aynen. Yani böyle grip evresi gibi geçirilecek bir şey diyorlar. Mesela geçen ben grip falan oldum ya. Evet. O da mesela korona. Bir şey yok ülkede yani. Ne oluyor Mito? O yüzden adamlar gidiyor tuvalet kağıdına, tuvalet bezine stok yapıyorlar saçma sapan derecelerde yani. Millet kavga ediyor ya. Yani vallahi arkadaşlar dünya değişiyor. Artık dengeler değişiyor. Şeyler değişiyor. Ben Çin'e gittiğim zamanlarda hayret etmiştim. Hatta o zaman bile söylemiştim yani Fırat'a. Ya nasıl hani bunlarda nasıl hastalık çıkmıyor kardeşim? Her şeyi yiyorlar hesabı, anladın mı? Her şeyi yiyorlar yani. Adamlar ama çıkmayınca çıkmıyor yani. Adamlar da işte yıllar sonra çıktı. Zaten bu virüs de 400 sene önce falan bir patlak vermiş zaten arkadaşlar. O yüzden babacığım bir şey konuşuyorum. Farkındasın değil mi? Tamam. Tamam babacığım. Açtım taktım. Şey yaptık. Tam takılmamış diye işaret verdim. Tamam babacığım. Evet. Evet babacığım. Yani dünyada böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Yani bilemezsiniz yani bu hani ya, bu virüsün oluşumu bile arkadaşlar ilahi bir şey. Allah tarafından nüksettirilen bir şey yani. Hani bir kul bunu oluşturup ya da kul bunu yapıp da oluşturup yaratıp da salmıyor. Allah böyle istedi, böyle yani. O ölenlere de Allah şifa versin. Ay Allah mekanlarını cennet etsin diyeceğim. Yani temkinli olmakta yarar var. Yani çok fazla tokalaşmayacaksın, öpüşmeyeceksin. Ne bileyim abi. Yani çok böyle şey yapmayacaksın yani. Bunları cayır cayır söylüyorlar. Ha bak sen şimdi ne oldu? Ya insanlar işinde gücünde. Yani ne oluyor? Belki ithalatçılar, şeyler falan aksama olabilir.
aşağıdan dönelim. Böyle bırakayım. Hı. Biz her zamankinden mi istiyorsun? Aynen. Kızım zaten 150 kilosun. Bir de gelmişsiniz ya. Ya. Bir de gelmişsiniz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Yemin ediyorum. Evet babacığım, biz şimdi Lito ile sohbet edeceğiz değil mi Lito'ta? Ölmüş Bomba'nın kartını var. 20 saat ne? Ne diyorsun be? 20 saat. Şey bunu alacak mı bağlanmak için, içeride var mı? İçeride bağlanırım ben. Tamam. Dur babacım gel. Gel kameraya konuşalım birazcık, sohbet edelim. Evet, şimdi nereye gidiyorsun Lito? Rafi ile buluşacaksın. Arkadaşlar Rafi de Lito'nun yani annesi babası çocuğum. Evet, kuzeni değil mi Lito'da? Kuzenin. Evet, bebekleri de var. Şimdi Rafi'nin... Aynen. Şimdi Rafi'nin arkadaşlar, Rafi de Lito ile yaşıt böyle. Birazcık birkaç ay daha büyük olabilir mi? Küçük de olabilir. Tam bir yok, büyük aynen Rafi. Baba. Rafi büyük. Bir yaşa kadar yakın. Şimdi onların bir de şimdi ikizleri oldu. İkiz çocukları oldu arkadaşlar. Şimdi 3 tane çocuk. Tamam baba. Tamam. Ama bak şimdi ben konuşurken sen böyle çok böyle arkadan şey yapmıyorsun. Biz bunu konuşmuştuk değil mi babacığım? Babacığım sana bir şey soracağım. Sor babacığım. Basınca dur şimdi basmıyoruz. Bas tamam bas otur ama. Bas. Bak kapat. Bu kadar. Öyle. Evet babacığım. Şimdi arkadaşlar 3 çocukla yani biraz sıkıntı olabiliyor. Tamam hani çocuklar kindergarten'a falan gidiyor. Bilmem ne oluyor ama onun psikolojisi fazla yani. Biraz fazla yorar. Biz o yüzden Allah'ın dediği olur. Gene çocuk düşünüyoruz ama yani yazdan sonra falan. Çünkü biz bayağı bir hayatınızda düşünsenize. Mesela ben kendimden örnek veriyorum. Hayatınızda elinize bebek almamışsınız. Bir anda hastanede doğuma giriyorsunuz. Doğumdaki o mucizeyi yaşıyorsunuz. Ondan sonra yani öyle bir mucize, Allah'ın yani mükemmel bir şey yarattığına şahit oluyorsunuz bir damladan. Sonra ne oluyor? Aa, burayı açayım mı? Çık yukarı yani. Açık. Evet gel çık buraya, çık yukarı, bas çık bak. Dikkat et ama tamam mı? Bas. Çık. Çık. Tamam. Oo. Çık bak oraya, bas oraya, ikisine de ayağınla bas, bas. Çık. Bas. Tamam. Öyle dur, anneye bak arkadan. Yani öyle arkadaşlar. Yani biz de düşünüyoruz ikinci bir çocuk ama işte biraz daha zamanı var gibisinden. Bu yazı geçirmeyi bekliyoruz. Ya şu anda bakın Almanya'nın göbeğindeyiz ve şurada çukurun işaretini yapmışlar. Yani burada da böyle manyaklıklar var. Baba dövdüm tam bir yatağı. Evet babacığım. Kapatalım burayı. Üşüme tamam mı? Bakın şimdi size onu göstereceğim arkadaşlar. Bakalım görebilecek misiniz? Bakın arkadaşlar şurada çukurun işareti var. Saçma sapan bir şey yani. Yani burada herkes zaten mafya. Herkes ne derler ona? Herkes bir şeyde yani. Bir Kurtlar Vadisi modunda. Olmaz, arkada olacaksın. Anne gelecek şimdi babacığım. Ama dur bak beni, bak ne yapıyorsun bak bana. Ya bir bırak beni. Tamam bir dakika, beni sıkma. Babacığım öyle çekiştirmek şeyler falan yok bunlar, anladın? Lütfen. Otur düzgünce. Yani bu işleri böyle biraz planlı programlı yapmanızda fayda var. Çünkü öyle kolay şeyler değil. Erkek gene bir nebze. Ne kadar yardım ederseniz edin, ne kadar destek olursanız olun ya da ne bileyim ne kadar uykusuz kalırsanız kalın, ki Allah'a şükürler olsun ben çok iyi, çok yardım ettiğimi düşünüyorum Nesli'ye. O yüzden yani ama onların hakkını ödeyemeyiz arkadaşlar. Yani kadınların doğumdan sonraki ruh halleri, doğum, hamillik süreçleri falan inanılmaz derecede meşakkatli ve böyle teferruatlı şeyler. O yüzden
Yani ne bileyim bunun adı planlı. Bazıları var. Mesela nesliler 7-8 kardeş arkadaşlar. Yani 8 tane çocuk. Yani düşünün neslinin annesinin psikolojisini ya da babasının psikolojisini ya da ne bileyim hani. Gerçi erkek sıkıntı değil. Erkek aman diyor. Geçiyor da abi kadın zor yani olmaz. Bağla babacığım düzgünce. O değil babacığım dur. Öbürkünü bağlayacaksın. O değil. O değil diyorsun hala aynısını yapıyorum. Böyle de çocuklar var yani yapacak bir şey yok. Kafalarını diklemeye gidiyorlar. Ya zaten çocuk yetiştirmek başlı başına bir şey. Yani böyle hani doğmadan önce ya da ne bileyim hani böyle doğmadan önce değil de hani böyle şey oluyor ya siz söyleyin. Ne derler ona? İşte hamilelik sürecinde şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şöyle büyüteceğim çocuğumu, şöyle davranacağım falan muhabbetleri. İşte ben çok iyi bir baba olacağım, çok iyi bir anne olacağım, ben çocuğuma kızmayacağım falan. Onları falan unutun arkadaşlar. Her aile çocuktan sonra deliriyor. Yani bu da normal. Çünkü yani ister istemez, istem dışı sinir harbine girebiliyorsunuz ya da istem dışı ne bileyim böyle uzaklaşmak istiyorsunuz. Eşinizle kavgalar edebiliyorsunuz. Bu süreçte anlayışlı olup mümkün olduğunca şey yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Ben kendi ailemden şeyden. Çünkü yoksa biz de çok rahattık. Bizim tek dezavantajımız kimsemiz yoktu arkadaşlar. Ne eşimin ailesi ne işte benim ailem. Benim kardeşim falan geldi gitti. Ondan sonra yani öyle çok hani buralarda böyle psikolojilere de hazır olun. Yani bizde nasıldır doğum olur. Hemen böyle akrabalar doluşur. Yardımlar edilir, onlar gelir. Burada öyle şeyler de yok. Yani burada bir başınasınız. Ne kadar böyle ailesiyle iyi olursanız olun. Ama belli bir zaman, belli bir şeye geldi, o haddeye geldiği zaman herkes inleyen çekiyor. Aman ben de uğraşamam mesela. Haklı olarak herkesin çünkü bir şeyi var, bir hayatı var yani. O beklentiye girmek de birazcık sıkıntı. O yüzden arkadaşlar çok da lazım değil kimse. Böyle şeylerle de karşılaşacaksınız yani. Bazı aileler çok nadir. Bazı aileler böyle ne derler ona böyle bir sıkı fıkı destekçidir. Ama o da %2'lik falandır yani. %2'lik bir kısımdır o böyle evlatlarına destekli şeydi falan. Şimdi bunları böyle anlatıyorum yanlış anlaşılmasın. Hani böyle ulan memnuniyetsiz falan gibisinden değil. Böyle hayatın gerçeği bu. Ben istiyorum ki her şeyi aç. Bak babacığım bak gene neler yapıyorsun. Bak beni bırak ama tamam. Anne benim kimliğe bağla sen. Tamam sen otur anne gelince bağlayacak ama babacığım sen orada yırtılıyorsun. Babacığım oturur musun? Bunu düzelt. Tamam düzel de otur. Otur. Yani bu işler böyle arkadaşlar yani kimse kimseye yardım etmek şey yapmak zorunda değil. Ya yardım beklemek de zaten abes kaçar. Koskoca insanlarsınız yani sonuçta yani çocuk istiyorsanız çocuk yapıyorsanız hani sizler bunu bilerek tasarlayarak o yükün altına gireceğinizi bildiğiniz için şey yapıyorsunuz. Ama dünyanın en güzel şeyi mi? En güzel şeyi. Tamam stres oluyor, sıkıntı oluyor. Büyütürken o bebeklik evresinde falan inanılmaz. Yerlerde yatıyorduk arkadaşlar. Yerlerde yatıyorduk. Bak yemin ediyorum sen. Yerlerde yatıyordum yani. Uykusuzluktan, yorgunluktan. Zaten ki ilk kanalımızı bu yüzden kapattık. Yani ilgilenemedik. İnsanlar böyle sorular soruyordu. Şey yapamadık. İnsanları böyle bekletiyormuş gibi olduk. Hani böyle ilgilenmiyormuşuz. Hani var ya böyle popüler olduktan sonra hiç ne yazan ne soran ya da ne bileyim ne şey olanlar. Sanal alemde popüler olsanız ne olur, olmasanız ne olur. O da ayrı bir şey. Öyle yani. Dediğim gibi arkadaşlar. Şunu açayım da şey. Bağlayacak dur. Rafiye gidiyorsunuz babacığım. Orada yiyeceksin. Açık. Tepelere çıktı. Yıkıldım şu anda. Valla ama değişik bir tane aldım. Bir tane mi aldın? Yine ikili menü. Doyurucu mu? Yani Big King XX Large. Tamam. Tamam anneciğim şimdi gidince ısmarlayacağım ben sana Chicken Nuggets. Wow, Lito. Bir de yanına şey,
chicken burger. Long chicken var ya. Doyurur mu? Doyurur herhalde. Olmadı bir tane de döner al yani. Ben ne yapayım? Affeder miyim Lazlı'yı? Elimizden gelen bu kocacığım. Kartı da yanıma alıyorum, haberin olsun. Ben kargoları nasıl göndereceğim? Cüzdanında para dolu. Yapma ya. Sen bu uyum. Kaç para tutar o ikisi? 15 baba, falan mı tutar? Sana bir şey soracağım. Sor babacığım, bitmedi soruların. Evet babacığım. Aynen bir tane. Hadi hadi genç çocuk. Hadi genç çocuk. Kırmızı yandı. Ön tarafı da çekeyim arkadaşlar size. Tamam, alacağız şimdi. Cepte mi? Nerede cepte? Ama cepte sana dedim. Tamam babacığım, dur. Cepte nerede diyor? Aha, yeşil yandı Dito. Geçelim mi bakalım, yetişebilecek miyiz? Hayır. Aa, yetiştik ya. Aa, normalde iki tane oluyor. Şundan dönüp girseydin ya. Aa, doğru ya. Türk usulü lak. Arkadaşlar bakın, Berlin'den çıkmış gelmiş öndeki araba. Anneciğim, Chicken Nugget şimdi Knapstein'de bizi bekliyor. Polis nerede? Evet. Polis sesi çıkart bakayım Nito. Ambulans sesi çıkart. Niye sinirlendiriyorsun çocuğu? Tamam babacığım, gidiyoruz şimdi hamburger almaya sana. Rafi ile birlikte yersin, tamam mı? Gülhan yazmış demin, ben de. 5 dakika gecikeceğiz. Sana bakan Alman çocuklar olunca ne diyeceksin? Almanca. Evet. Ne diyeceksin? Almanca. Almanca konuşacaksın da. Ne diyordun sen sana bakan olunca? Ne diyordun? Baslan. Baslan. Ha, ne var lan? Değil mi? Geceler haram oldu. Tamam babacığım, duyduk mammamayı. Arkadaşlar şimdi havalar böyle, bakın bir gün açtı hemen, sağ tarafta gördüğünüz gibi gençler hemen arabalarını parlatmaya, cilalamaya çıkıyor arkadaşlar.
sol tarafta da radar var. Bakın sol taraftaki direk arkadaşlar şu radar. Radar yakala beni radar. Evet. Evet. Sen şimdi böyle gideceksin, yemeğini yiyeceksin. Ha çıkacağım, gideceğim. Ha. Belki çekerim Aldi'de falan yerim ya. Parkında. Ya o kadar da değil. 1,5 saatim var. Ya, 1,5 saat bir görüşme mi olur ya? 4-5 saat görüşseydin. Ya ne görüşeceğim ya? Knapstein. Buyurun, buyurun. Rica ederiz, rica ederiz. Ne demek? 1,5 saat sonra çıkart şeyini. Ben şu cüzdanı tekrar kontrol edeyim de. Koydum mu kartı? Sana vereyim ben nakit. Yok ya, benim Samsung'um belli olmaz. Sende. Kart sende mi kalsın yani? Evet canım. Kalıyorsa kartta ben de kalır. Tamam. Çok eli açık olma. Yani. Hadi bay. Evet arkadaşlar şimdi çıkacağız. Evimize gideceğiz. Şöyle. Şöyle. Ve de böyle. Abla da alışverişini yapmış gidiyor. Evet şimdi eve gideceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle yolları da görün. Hava güzel bugün. Bayağı bir güzel. Maşallah. Bakın bu da elektrik dağıtım şirketinin, yani bizim şu öndeki araç arkadaşlar EVR. Buradaki elektrik, su, doğalgaz arkadaşlar, böyle firmalar var. Bunlara tek paket olarak ödüyorsunuz. Yani biz aylık 80 euro ödüyoruz. Her ay 80 euro sabit bir ücret ödüyoruz ve bunlardan elektrik, su, doğalgaz ihtiyacımızı karşılıyoruz. Yani biz bu firmaya mensubuz. Bağlıyız. Bağlı ne lan bu, tarikat gibi oldu. Bunlar yıl sonunda hesaplıyorlar sizin yaktığınız, kullandığınız elektriği, suyu, doğalgazı. Mesela 80 veriyoruz. 10 ayda 800, işte 900, 960 euro yıllık biz para ödüyoruz. Elektrik, su, doğalgaza sabit. Şimdi onlar hesaplıyor, bakıyor, diyor ki ya siz diyor bir yıl diyor, bu yıl diyor işte diyor 500 euroluk diyor tüketim yapmışsınız diyor. 400 eurosunu arkadaşlar size gönderiyor. Ve mesela o sene size diyor ki sizin diyor işte tüketiminiz hani 80 euro üzerinden değil de diyor 60 euro üzerinden olsun diyor. Size böyle paketler sunuyorlar. Haberiniz olsun yani. Bu EVR güzel arkadaşlar. Pahalı şey ama güzel yani. Biz bu öndekileri şey yapıyoruz. Kullanıyoruz. EVR iyidir yani. Geldiğimden beri biz hep EVR'deyiz arkadaşlar. İyi bir firma. Güzel bir firma. Yani ulaşımı da güzel. Böyle servisleri de var. Mesela bir şeyde sıkıntınız olduğu zaman falan arkadaşlar direkt arıyorsunuz. Bu araçlar geliyor evinizde. Mesela geçen aylarda Kela'daki bir sorun vardı. Bu ısıtma sisteminde bir sorun vardı. Onun için hemen böyle geliyorlar abi. Mesela bunlar şu anda oraya gidiyor. Yani birisi çağırdı, oraya gidiyor yani kesin. Ya da bir aboneliği falan açmaya gidiyor. Böyle arabalarla çıkıyorlar. Dediğim gibi yani güzel. Hoş yani. Öyle firmalarla çalışabilirsiniz. Şu hemen sol tarafta gördüğünüz, görüyor musunuz bilmiyorum ama benzinci var mesela, Aral. O da bayağı bir eski. Yani bayağı bir eski arkadaşlar. Güzel. Yani her şey sistematik ilerliyor arkadaşlar. Yani öyle hani kafasına göre ilerlemiyor her şey. Her şey sistematik. Her şey düzenli. Yani insanlar şerit değiştirirken bile saygılı. Böyle yani. İşler böyle arkadaşlar. Şimdi bu EVR övdük ama EVR şu anda gidemiyor. Niye?
niye gidemiyor abi? Bilmiyorum. Gidemiyor. Yani önündekileri bekliyor. Arkadaki kolaları da dökmesek de bari. Yani inşallah. Dediği gibi şimdi eve gideceğim. Yemek yiyeceğim. Tam oturacağım. Tekrardan çıkıp geleceğim. Hatun'u alacağım. Hatun'u buradaki spor salonuna bırakacağım. Lito'yu alacağım. Eve gideceğim. Ama şimdi bir inşallah paket yerinin önünde bir boş yer vardır ya. Bakın iki tane araç. İki tane araç arkadaşlar. Çıkmışlar sağa şu anda. Bir tanesi öbür tarafa gidiyor. Bir tanesi bu tarafa gidiyor. Bu sağ tarafında, yani sizin şu anda baktığınız yine sağ tarafı da Mazda'nın şeyi, satış yeri arkadaşlar. Çok güzel. Oraya bir XC5'e geldik, sorduk. Bayağı bir güzeldi. 170 euro taksit dediler. Ama dedik şimdi hani biraz peşinat, yani peşinat verecektik. Peşinat istediler. Kaç? 4400 euro mu ne? 4500 euro mu ne? Bir peşinat istediler. Ben de direkt ona vereceğimi dedim. Gidip hani hem peşinat verip de hem her ay böyle taksit ödemektense gidip bu aldığımız BMW'yi almak daha makul geldi yani. Sağ olsun Süleyman abiyle Selvi Baldız uygun bunu buldular. Gerçi bunu aldığımız adam da iyi bir insandı. Microsoft'ta çalışıyor arkadaşlar. Yani iyiydi yani. İyi oldu. Vallahi hava bugün çok güzel. Harika yani. Böyle mavi hava olunca işte arkadaşlar, hava açık olduğu zaman insanın keyfi de yerine geliyor. Güzel oluyor yani. O şey sağ tarafın şeyiymiş. Lastiğiymiş arkadaşlar. Geçen şeye koydum çünkü. Ona bir hava basalım ya. Ya şimdi kışlık lastikler var ya arkadaşlar, soğuk olduğu zaman beton çekiyor. Felaket şekilde bir denge bozuluyor araçlarda. Bir arkadaşın da devamlı böyle denge. Şimdi böyle arabalarda da yani böyle hani uyarı veriyor ya. Her şeyi arkadaşlar uyarı veriyor. O yüzden de güzel oluyor yani, neyin ne olduğunu biliyorsun. İleride de galeriye araba indiriyorlar arkadaşlar. Bakın. Geceler haram oldu. Gençliğim bak dalanla oldu. Yer var mı? İnşallah vardır. İnşallah döneceğiz yani. Yoksa yandık ya da direkt şuraya mı girsek ya? Abi ben direkt şuraya gireyim. Hiç riske atmayayım. Biz direkt abi buraya girelim. Çünkü orası aynen kalabalık. Şöyle bekleyelim. Şöyle. Hoppa. Evet arkadaşlar. Kardeşiniz Berkay'dan şimdilik bu kadar. Ben şu paketleri falan göndereyim, geleyim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Daha sonra evdeyim. Belki bugün bir canlı yayın patlatırım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.